Bilinmiyor ama onlar için de tedbirler artırıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde de tedbirler en üst düzeyde. Anadolu Ajansı'ndan Kerem Kocalar orada bize Hayvanat Bahçesi'nde alınan tedbirleri aktaracak. Kerem, seni dinliyoruz. Evet Tunç Aslanalp, malum tüm pandeminin ilk günden itibaren dünyanın birçok bölgesinde salgının önlenmesine yönelik tedbirler başlatılmıştı. Bu anlamda Gaziantep'in en renkli bölgelerinden birisi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de 16 Mart'tan itibaren tedbirler en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Kameraman arkadaşım Rıdvan Korkultaş da sizlere gösterecek. Burası dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden birisi. Bulunduğumuz nokta ise Türkiye'nin tek safari parkı. Normal şartlarda çok fazla turist yoğunluğu olurdu. Günlük 15 binin üzerinde ziyaretçi kabul ederdi burası. Şimdilerde ise sadece bölgeye hayvanların sevimli dostlara kalmış durumda. Öte yandan bölgede tedbirler artırıldı demiştik. Bu anlamda daha az insanla temas etmesi açısından personel sayısı en asgari şekilde kullanılıyor. Hayvanlarla temas eden personel ise gerekli tüm tedbirleri sizlerin de gördüğü gibi almış durumda. Şu an yanımızda Hayvanat Bahçesi'nin sorumlusu Celal Özsoylar da yanımızda. Sizler atacak. Celal Bey, iyi günler. Neler yapıyoruz pandemi günlerinde? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük bir hayvanat bahçesi. 16 Mart itibariyle biz ziyaretçilere kapımızı kapatmış bulunuyoruz. Bununla birlikte sizin de personel sayımızı askeriye indirerek personel hayvanların giriş çıkışlarındaki bakıcılara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Girerken vücut ısılarını ölçüyoruz personellerimizin. Bunun dışında bütün hayvanlarımızın yazlık ve kışlık barınaklarını mutlaka dezenfekte ediyoruz ve dezenfektan sıklığını daha da artırmaya başladık. Ve aynı zamanda kendileri bakıcılarının mutlaka maskeyle, bonelerle ve tek giyimlik elbiselerle girip çıkmalarını sağlıyoruz. Girerken çıkarken ayak dezenfektanlarına, el dezenfektanlarına basmalarını istiyoruz kendilerinin ve hayvanlarımızı da immün sistemlerini güçlendirici ve kendilerine enerji verecek özellikle yemlerle besliyoruz bunun yanında ki kendilerinin vücut immün sistemlerini güçlendirmek için efendim. Peki Celal Bey, normal şartlarda Hayvanat Bahçesi Gaziantep'in en önemli turist çeken bölgelerinden birisiydi. Şu an gelinen süreçte eğer bugün pandemi olmamış olsaydı ziyaretçi sayımız ortalama ne kadar olurdu bugün? Bizim yaklaşık 17 bin ile 20 bin kişi ziyaretçimiz vardı bugün. Çünkü sizin de söylediğiniz pazar günü çevre illerden ve Türkiye'nin her tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geliyordu. Geçen sene 5 milyon kişi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmiş bulunmakta. Bu sene de biz 6 milyona hedefliyorduk. Ama pandemikten dolayı biliyorsunuz giriş çıkışları engellediği için şu anda hiç ziyaretçimiz yok. Yalnız hayvanların bakımını, beslemesini, hijyenini ve tedavilerini yapıyoruz. Bunun yanında sevindirici olan çok fazla doğum ayı olduğu için doğum da olmaya başladı. Zeplalarımızdan doğumlar aldık, rakunlardan doğumlar aldık, ceylanlardan, geyiklerden bayağı doğumlarımız da oldu bizim.